Şimdi karbon peelingi konuştuk. Botoks ve dolgu. Biliyorum beyler de yaptırıyor ki yaptırmalılar da. Çünkü daha fresh bir görüntü veriyor. Kesinlikle. Çizgilerimiz artıyor. Şimdi ben yüzsüzce söylüyorum. Kadriyeciğim, botoks ve dolgun var mı yüzünde? Var mı? Bende var. Ben alnıma 7-8 ayda bir botoks yaptırıyorum. Hatta izleyiciler de görüyor bazen. Röportaj yaparak yaptırıyorum onu. Tabii ki biz de ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda kendimize işlemler yaptırıyoruz. Tabii ki var bir takım uygulamalar. Kaç yaşta başlamak lazım buna? Şimdi şöyle, aslında ihtiyaca göre olması gerekiyor. Yani burada biz dolgu botoks deyince halk arasında böyle bir tedirginlik duyuyor insanlar. Aynen. Çünkü medyada görülen o abartı uygulamaları görüyor kişiler ve hep bir korku oluyor işlerinde. Aslında burada amaç doğal bir uygulama yapmak. Yani cildin eksilenini yerine koymak. Yoksa biz abartısının tarafında değiliz. Genellikle benim hastalarım geldiği zaman işte dudaklarım çok şişmeyecek değil mi? İşte yüzüm çok şişmeyecek değil mi? Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Yani ben kendilerine diyorum ki yani biz şu anda sizin yüzünüzde eksilenleri yerine koyuyoruz. Yoksa bizim işimiz abartıyla değil. Zaten abartı bir işlem yapıyorsak bu başarılı bir işlem sayılmıyor. Mesela botoks. Botoksta bir takım kasları biliyorsunuz bloke ediyoruz. Herkese aynı botoks uygulayamazsınız. Yani kişinin uygulaması neye ihtiyacı varsa onu yaparsınız. Kişinin kaş ortası mı çok çatı, kendini çok çatık kaşlı gösterip sinirli gösteriyor ya da göz çevresi mi daha çok ihtiyacı var? Ya da alın bölgesi kiminin dar olabilir, kiminin geniş olabilir. Yani oradaki kasları iyi tanıyıp oradaki kaslara uygun miktarda toksini enjekte etmek gerekiyor. Yoksa ezbere şu noktalara ilacı vereyim, işte şu kadar ünite vereyim, böyle bir uygulama başarılı bir uygulama değil.